Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir kripto event analiz videosuna daha sizlerle birlikteyiz. Bu videolar, bu analiz videoları Bitfinex'in desteğiyle gerçekleştirilmekte. Ve onların desteğiyle sizlere bu analizleri sunuyoruz. Bitfinex dünyanın en güvenilir borsalarından bir tanesi ve e, bitfinex.com adresinden yine benim yorumma e, açıklamalar bölümüne bırakacağım linkten e, kayıt olabilirsiniz. Ve orada işlem yapmaya başlayabilirsiniz güvenli. Bitfinex'e girdiğinizde bakın karşınızda hemen sizi duyurularla karşılıyorlar. Ve bu ayın duyurusunda 21 Temmuz'da yayınlandı bu duyuru. Evet. Do, tetir olarak biliyorsunuz burada arada Tether'da zaten Bitfinex'in yan kuruluşu yani Bitfinex'in desteğinin olduğu hepimizin kullandığı bir stable coin biliyorsunuz ve Bitfinex'e aittir kendisi ve e, deposit yani para yatırma ve withdrawals yani para çekme işlemleri Tezos yani XTZ e, coin'inde başlamış durumda bilginiz olsun buradan tamam platforma devam et dediğimiz zaman ben giriş yapmıştım zaten Buradan Bitfinex'in sitesine geliyorsunuz. Biliyorsunuz Bitfinex geçenlerde yine global bir borsa Bitfinex ve bütün dünyada işlem görüyor buradaki coin'ler ve token'lar. Ve Fenerbahçe token'ı da geçen bu geçtiğimiz ay itibariyle Bitfinex'te listelenmeye başladı dostlar. Evet şimdi Bitcoin'le alakalı biliyorsunuz uzunca bir süredir yani şu alanlardan beri takip eden arkadaşlarımız bilir. Benim önceki videolardan veya Steve'de Bitcoin'i yaptığımız yayınlarda da Telegram kanalımda da keza yine Twitter'da da sürekli olarak bir 25K bölgesinden bahsediyorduk. Bu bölgelerde evet bir düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş. Yani market işini yaptı aslında bakarsanız. Bir 25K beklentimiz vardı. Şimdi burada bu önceki videolarda gösterdik ama tekrar göstereyim. Bu çizgiler nereden geliyor ve nereye gidiyor? Bakın bu üstteki alçalan trendimiz. bu yukarıdaki mumların kimi alanında eee direnç olarak çalıştı, kimi yerini destek olarak çalıştı. Hemen keza yine aşağıdan yükselen bir trendimiz var. Bu da bakın şurası 2018 Haziran. baya bayağı geriden gelen bir aslında çizgi. Bakın şurası da 2013 yılındaki temas. Biliyorsunuz ne kadar çok temas olursa tren çizgilerinde o kadar çok çalışıyor. Ve bunun da dışında yani bu bölge niye 25K niye önemli onu anlatmıştım. Tekrar böyle bir özet geçiyorum sadece. Her iki çizginin şunu hatta bir kaldırırsam şimdilik. Her iki çizginin birleşim kısmı bakın burada 25.100 civarlarında aslında birleşiyordu. Ve buradaki bu trendin açısının bu şekilde giderse, yani şuradan itibaren giderse bu bölgede bir dirençle karşılaşabileceğini zaten çok bir çok sert bir düşüş olduğunu uzunca bir süredir düşüş gördüğümüzü özellikle şu düşüşten sonra da bir düzeltme gelmesi gerektiğini sürekli olarak yeniliyorduk. Bunun da düzeltmesinin bu 25K civarında olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorduk. Bunun da dışında yukarıdan yani şuradan bu bölgeden bir Fibonacci çektiğimizde dostlar, bakın aynı bölgenin ya yani şu 25.381 bölgesinin çok yakındır e, 0.618 ki altın orandır biliyorsunuz, majör düzeltme seviyesine geldiğinde gördük. Kaldı ki burada e, hareketli ortalamalardaki bu şu anda açık olan VMA 50'dir. E, bunlardan çok uzaklaştığı zaman fiyat mumlarımız illaki bunları tekrar dönmek ister. Yani hareketli ortalama bir mıknatıs gibi burada fiyatı kendine çeker. Bu uzaklaşmayla birlikte yukarı doğru dönüşün de zaten olacağı aşikar. Ve buradaki trendinin yani hareketli ortalamanın trendini böyle yavaş yavaş artık biraz momentumunun düşmeye başladı gördüğümüzde zaten fiyat burada 21 bin lira gelmişti. Evet buradaki 25 bin bölgesini biraz daha garanti altına almış oldu dostlar. Bu sebeple de 25 k seviyesini buradan itibaren başlayan yani hatta biz bakın bu e, 20 bin civarlarında 17 bin 18 bin civarlarında da yine yayınlarımızda bunu sıklıkla tekrar ettik. Hatta 18 binlere düştüğünde de bu şu kadar bakın bu günlük bir grafiktir bu kadar kırmızı mum açmasına rağmen yine de 25 k e, istediğimizden daha doğrusu bu fiyata geleceğini düşündüğümüz için vazgeçmedik bu inadımızdan. Bakın burada zaten alan bir kişi şu ana kadar zaten sadece Bitcoin üzerinde %30 kar etmiş durumda. Tabii bu analizler, videolar bir yatırım tavsiyesi olarak değil lütfen öyle algılanmasın. Her videoda veya her yayınımızda neyi nasıl bulduğumuzu, niye bulduğumuzu anlatıyoruz bunlar biraz eğitsel amaçlı yapılan videolar. Lütfen öyle bakılsın. Peki şimdi bundan sonra ne olacak? Şimdi bakın burada tam yeşil kutuya bunu da zaten sıklıkla dile getiriyorduk. Bu yeşil kutunun veya 25.000 seviyesinin çok önemli bir bölge olduğunu defaatle söyledik ve burada bir dirençle karşılaşması biraz problem yaratabilir. Evet burada kafamız rahattı. Buraya kadar gidene kadar 20 ya yani %25 %30 kar marjı vardı. Fakat bu bölgede işlem yapmak gerçekten çok tehlikeli. Çünkü dirence çok yakınız. Bakın burada şu bugünkü fiyattan itibaren yukarıya zaten sadece %6 var. Eğer ki buradan bir short veya düşüş durumu olursa yüzde %7.79'da aşağıya doğru bir hareketi var. Yani ya harru ya merru durumu. Hani Short da açsak longa gidebilir. Long açsak shorta gidebilir. O yüzden bu bölgede beklemek böyle önemli bir direnç bölgesinde beklemek ve e, mumların hareketinin ne olacağını e, ne yöne doğru gideceğini trendin belirlemek için biraz beklememiz gerekiyor. Burada da eğer ki bu yeşil kutuyu yukarı doğru aşarsak yani yeşil kutunun üst bölgesi 25.900 e, civarlarında öyle diyeyim. Hadi 26.000 diyelim bunu yuvarlak hesap. 26.000'i açtığı zaman yukarı doğru gidişatın biraz daha güçlü olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat burası aşılmaz ise eğer ve hatta şunu artık şey yapabiliriz. Şöyle çekebiliriz herhalde. Şunu bir sileyim. Şunu da silelim. Ee, burada eğer buradan aldığı bu cevabıyla tekrar bu trend çizgisini test etmek isterse gibi güçlü bir ihtimal. 22 bin dolar civarlarına kadar ki bakın şeyde burada VMI'li de burada destekliyor yani o fiyatı biraz. 22.000 civarına kadar düşüşün olması ihtimal dairesinde. Dolayısıyla burada yukarı mı gidecek, e, direnci kırar yoksa aşağı mı gidecek? Hatta şu da olabilir. 22.000'i aşağı doğru kırıp 17.000 civarlarını tekrar test edebilir. Bu sebeple bu bölgede işlemsiz kalmak ve ne yapacağını beklemek e, swing traderlar da dahil olmak üzere biraz böyle beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ha scalper'lar belki bu aralardaki küçük yani dakikalık grafiklerde, 15 dakikalık, 5 dakikalık grafiklerde belki değerlendirebilirler scalper arkadaşlar ama bu yine günlük bir kazanç anlamına gelir veya kayıp anlamına gelir. Yine de riskli bir bölgedir. Aniden düşüp aniden bir pump yapabilir. Bu sebeple ben bu bölgede biraz ee, beklemeyi öneriyorum. Kendime en azından size önermiyorum. Yani önermiyorum çünkü bu bir yatırım tavsiyesi oluyor o zaman haliyle. Bu bölgede beklemenin birazdan mantıklı olabileceğini düşünüyorum. 22.000'e doğru eğer gelirse yani burada bir long fırsatı yaratabilir. Benim için Bitcoin'deki bu düşüşler hatta e, şurada bakın 13.000'de hala bekle beklemede duruyor. Çünkü buradaki bu önemli direnci aşamaz ve bunları tek tek aşağı kırarsak buradaki destekleri 13.000 seviyesine kadar gerileyebilir. Bu bir birçoğunuz için belki çok iyi bir haber değil ama uzun vadeci arkadaşlar için veya uzun vadede bu işten para kazanmak isteyen insanlar için her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu hatırlatmak gerekir. altın biliyorsunuz çok değerli bir Metal ve bu altında da her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendirilir, değil mi? Şimdi bugün çeyrek altın 1600 lira civarında falan. Şimdi 800 lira bunu size verseler almaz mısınız? Dolayısıyla burada da 69 bin doları görmüş bir ürünün 23 bin dolarda olması, 17 bin hatta 13 bin dolara düşmesi benim için bir alım fırsatı anlamına geliyor dostlar. Bu sebeple de düşmesini İstedim ki ucuzdan alayım. Çünkü en, yani sonsuza kadar düşmeyeceğini biliyorum bunu. Bu piyasada geçirdiğim 4,5 yıldan fazla olan tecrübeme dayanarak ki çok fazla da değildir aslında. Yani yılların borsacıların yanında. Ee, düşüşler de sonlanıyor. Yükselişler de sonlanıyor arkadaşlar. Sadece biraz sabır gerekiyor. Dolayısıyla burada şimdi benim e, şahsi olarak beklentim ilk etapta 22 bin dolara kadar bu trendin bir gerilemesi. 22 bin dolardan Sonra inşallah buradan alacağımız hareketle yukarı doğru yeşil kutuyu da aşarak yukarı doğru gitmesi yönündedir. Yani bu temennim tabi burayı kırması. Ama düşerse de dediğim gibi değerlendirebilirim ve 17000 bin, 13 bin dolar civarlarında alım yapabilirim. Buna mukabil tabii ki alt koyunlarda de aynı şekilde hareketler göreceğiz muhtemelen. Evet bugün sadece Bitcoin değerlendirmesi yapmak istedim ve buradaki çünkü e, bu önemli hareketler biliyorsunuz bütün marketi etkiliyor. Dolayısıyla e, Bitcoin özelinde bu alanı eğer biz bir e, çözebilirsek altcoinlerde de daha rahat hareket edeceğiz anlamına geliyor. Evet benden şimdi bu kadar kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bol kazançlar diliyorum.